kahretlik. Kız burada. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki önce cebaleliğimizi hazırlıyoruz. Sen hemen bize gel. Sonra biz seninle Duru'yu bırakıp gelelim. O sırada kız da zaten eve gitmiş olur. Kız gidince biz de hazırladığımız cephanelikle kızı da şu an belki de patlatırız. Aa, Deli sen ışığı açık bıraktın. Bırakmamıştım ama. Neyse, yarın ne yapacaksın? Yarın sabahtan Mustafa ile bir öyle muve ineceğiz. Öğleden sonra görüşürüz. Buradayım, buradayım. Gel bak bak. Kim var içeride? Bak Boncuk, sen de bak bakayım. Duru. Ne oldu abicim? Yok bir şey Semim abi. Böcek gördüm de ben. Siz gidin, beni getirecek. İyi tamam. Çok geç kalmayın, sinirimi bozmayın tamam mı? Tamam, bay bay. Tabii, Duru da tanıyor kızı. Gerçek bir erkeksin. Tabii canım, gelin görünce durumları anlamak lazım yani. Gelin demişken, aşkısı sen istersin yavaş yavaş eve yürü. Biz de camiye gidelim. Malum bugün teravihin ilk günü. Özlemişim vallahi, kaçırmayak ilk günden. Hadi git sen. İyi tamam, o zaman Allah kabul etsin şimdiden. Aşkışım, sen de kendini çok yorma olur mu? O ne demek kız? Yoracağım tabii, böyle laf mı olur? 20 rekat terafi, 13 rekat yatsı, 33 rekat eder. Bunları düşün birazcık. Yoracağım tabii kendimi ama tatlı yorgunluk tarafından inşallah. Doğru. İyi tamam, hadi Allah kabul etsin şimdiden. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Hadi. Allah razı olsun. Hala bakıyorsun. Kız mı gidiyor? Şşt. Oğlum ben makyo bir erkeğim. Benim yapım bu, katlarım ben. Gel. Senin öbür köydeki jeti mama gidik mi? Vallahi hadi gidin, kaç jeti mama gidik. Oğlum dedem ne yapar? Yürü hadi. Vallahi doğru diyorsun. Nökertir, büyük nökertir, ben sana söyleyeyim yani. Ama hep Janbek pisliğinin yüzünden. Ya beni bugün öyle peşinden koşturdu ki, yani canım bedenim yoruldu. Bir anlık da olsa bir goflete düştüm ama neyse, yapacak bir şey yok artık. Çok heyecanlıyım şu an. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Aleykümselam. Bu mübarek ayın gecesi de gündüzü de ayrı lezzetli. Gecesi de gündüzü de ayrı lezzetli derken sahurla iftarı diyor değil mi? Ne? Cirat. Ne oğlum? Buyurun buyurun. Allah sizi güzel görüyor. Merhaba. İnanmıyorum ya. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için de. Ay aşk olsun abi. Sen de hiç haber vermiyorsun ama. Onun da haberi yoktu ki. Nurcan davet etti beni. Annem mi? Evet, inanması zor ama aynen öyle oldu. Gerçekten mi ya? Ay ne güzel ya. Tıpkı böyle eski günlerdeki gibi yine hep beraberiz. Veli sen ne zaman geldin? Duruvardan hemen sonra. Ve burada kaldın öyle mi? Oğlum Veli sen bütün kızların gözünde çok yüksek bir yerdesin şu anda. Bir tek kızın gönlünde olsam yeter bana. Ya çok romantiksiniz siz ama. Mustafa ile yengenin nasıl açtınız peki? Yani aşmaya çalışıyoruz diyelim. Öyle bir tek engel gibi düşünme. Bir sürü engel var. Bir tane aşıyoruz, yeni engel çıkıyor. Sen de bu aşk olduktan sonra sen bütün engelleri aşarsın. Ben gördüm sende o potansiyeli. Sen bana mı laf sokuyorsun ya? Sen yiyorsun, alındın ki. Neyse ya. O kadar yoldan gelmişsin. Şimdi eski defterleri açıp da moralimizi bozmayalım. Ya bak, sonuçta seni de annem çağırmış buraya. Demek ki bir sorun kalmamış. Sen nerede kalacaksın? Ayarladınız mı bir yer? Tabii ki bizde kalacak belli. Ben bu gece başka bir yerde kalsam daha iyi olacak. Öyle karar verdik ya. Ama kalacak bir yer bulsak çok iyi olacak. Burada kalsın. Ya kalmasına kalsın da, şimdi köydekiler yanlış anlar, açıklayamayız sonra. Yok, Melisa burada kalsın, ben de Canberk'le kampta kalırım. Ne dersiniz? Aynen, adamsın bro.